1. Dünya Savaşı sırasında Türklere yönelik yürütülen kara propaganda. Wellington House, tüm dünya çapında çeşitli ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye karşı da çok yoğun bir propaganda faaliyeti yürüttü. Başta İngiliz tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Arnold Toynbee olmak üzere bazı tanınmış yazar ve politikacılara birçok kitap, makale ve broşür yazdırıldı. Amaç Türkleri her alanda kötü, zalim ve insafsız bir halk olarak göstermek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu tamamen gerçek dışı iddialarla suçlamaktı. Toynbee'nin in İngiliz tarihçi ve siyasetçi Viscount James Bryce ile birlikte yazmış oldukları ve Mavi Kitap olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yapılan muamele adındaki kitap tamamen Türkiye'ye yönelik iftiralarla dolu bir propaganda kitabıdır. Kitap başından itibaren Türklerin sözlü Ermenileri nasıl katlettiğine dair insanı öfke ve nefret duygusuna sevk edecek hayali öyküler içermektedir. Ama söz konusu iddialar kitabın hiçbir yerinde belgelendirilmemiş ve somut bir açıklama yazılmamıştır. Onur Öğmen, kitaptaki bilgilere kaynak olarak kullanılan kişileri şu şekilde açıklamaktadır. Kitapta sözü geçen kişiler X, Y, Z gibi sembollerle adlandırılmaktadır. Kimdir bu semboller? İşte bu sorunun cevabını Amerikalı araştırmacı Profesör Justin McCarthy uzun çalışmalarının sonucunda büyük ölçüde ortaya çıkarmıştır. Bunların çoğu o yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve yazdıkları raporlarda Türkleri her vesileyle kötüleyen Amerikalı misyonerlerle şiddet yanlısı bazı Ermeni örgütlerin mensuplarıdır. 150 belgenin 59'u misyonerler tarafından yazılmıştır. Geri kalanlardan 52 belge Ermeniler tarafından gönderilmiştir. Osmanlıları baş düşmanı sayan Ermeni Taşnak Partisi'nin raporları da kitapta yer almaktadır. Diğer belgeler de Taşnak yanlısı veya Ermeni davasını destekleyen gazetelerden alınmıştır. Yani o devirde Ermeni gazeteleri de bir propaganda silahı olarak kullanılmıştır. Yine aynı dönemde Wellington House tarafından yayınlanan kitaplardan bir diğeri de Faiz el Guse tarafından yazılmış olduğu iddia edilen Şehit Ermenistan isimli kitaptır. Faiz el Guse Osmanlı'da çeşitli görevler yapmış bir bürokrat ve kaymakam olarak tanıtılmıştır. Ama tarihçiler yaptıkları araştırmalarda Osmanlı'da bu görevlere gelmiş bu isimde bir kişiye hiçbir zaman rastlamamışlardır. Hayali bir isimle yazılmış bu kitap İngilizlerin devletinin iftiralarla dolu bir başka propaganda malzemesidir. Önceki bölümde de incelediğimiz gibi 1. Dünya Savaşı sırasında bir kısım Ermenilerin özellikle İngilizlerin devleti tarafından Osmanlı'ya karşı kışkırtıldığı ve bazı kimselerin bu provokasyonlara kanarak Türk aleyhtarı bir tutum takındığı doğrudur fakat bu Ermeni kardeşlerimizin tümüne yoğrulacak bir durum elbette ki değildir. Nitekim Taşnak Partisi'nin üyelerinden Ermenistan'ın ilk başbakanı Kajaz Nuni 1923 yılında Taşnak Partisi kongresinde yaptığı konuşmada Ermenilerin başına gelen felaketlerin başlıca sorumlusunun doğrudan Taşnak Partisi olduğunu söylemiştir. Ermenilerin o dönemde Ruslardan etkilenerek Müslüman nüfusu katlettiğini, Taşnakların Ermenistan'da bir diktatörlük kurduğunu ve Ermeni terörünün Batı kamuoyunu kazanmaya yönelik başlatıldığını ifade etmiştir. Bütün bunların karşısında Türkiye'nin haklı olarak bir savunma güdüsüyle hareket ettiğini belirtmiştir. Ona göre Taşnak yönetimi dışında hiçbir suçlu aranmamalıdır. İngilizlerin devleti kendi kurguladığı oyunu daha sonra Türklere karşı kullanmış ve her seferinde Ermeni meselesini Türklerin karşısına getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında başlatılan bu oyun, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde halen karşımıza çıkarılmaktadır. Bu oyunu bozacak en güçlü silah ise sevgidir. Ermeni kardeşlerimize her zamankinden çok sahip çıkmamız, onlara Türk topraklarının kendi vatanları olduğunu hissettirmemiz ve Ermenistan devletiyle yakın ilişkiler içerisinde olmamız İngilizlerin devletinin bu sinsi oyununu külliyen ortadan kaldıracaktır. Bütün bunların yanı sıra burada adı geçen misyonerlerin de gerçekte Hristiyanlık dinini yaymakla görevli din adamları olduğu zannedilmemelidir. Gerçek Hristiyanlar oldukça samimi ve sevecen insanlardır. Onların nefret tohumları atacak böylesine çirkin bir kirli propagandaya alet olmaları söz konusu olamaz. Burada bahsi geçen misyonerler gerçekte doğrudan Wellington House ile bağlantıları olan ajanlardır. Söz konusu kişiler misyoner görünümünde Osmanlı topraklarına ulaşmış ve bu görünüm altında ajanlık ve provokasyon görevlerini üstlenmişlerdir. Nitekim bu sözde misyonerlerin raporlarında şu ifadelere rastlanmaktadır. Türkler eğitimden nefret ederler ve eğitilmiş insanları ezerler. Hiçbir Hristiyan Osmanlı hükümetinde yer almamıştır. Türklerin Hristiyanlara ihtiyacı vardır.'' Zira ırk olarak doktorluk, dişçilik, terzilik, marangozluk ve ustalık isteyen hiçbir işi yapamazlar. Şimdi Türkler Ermenileri öldürdüklerine göre Batı ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetmelidir. Çünkü artık Ermenilerin beyninden yoksun olan Türkler kendi kendilerini yönetemezler. Söz konusu sözde misyonerler, buradaki gibi ifadeleri içeren raporları Profesör Toynbee'ye göndermiş ve söz konusu raporlar Wellington House aracılığıyla tüm Amerika'ya ulaştırılmıştır. Bu raporlarda Hiçbir koşulda bu raporların kaynağı açıklanamaz ibaresi de yer almıştır.